Okul nasıl gidiyor? Memnun musun bölümünden? Evet. Hatta okul biter bitmez Neriman'la birlikte dünyayı gezme planları yapıyoruz. Beraber diyorsun. Gideceksiniz yani. Haberim yoktu. Yok ya, hayal sadece. Yani o istiyor tabii ama ben dedemi bırakamam. Merak etme yani, daha çok uzun süre buradayız. Neriman daha önce hiç şehir dışına çıkmadı, biliyor musun? Biliyorum. Hatta tek başına vapurla karşıya bile geçmemiş daha. Bence madem karar verdiniz, hiç düşünmeyin, gidin. Deden için de endişelenme. Ben buradayım. Sen benim yerimi tutamazsın. Tabii ki öyle. Ama madem sevdiğim biriyle bir hayal kurdun, bence gerçekleştir. Sonra pişman olma diye söylüyorum. Sen de öyle mi olmuştun? Ceylan duruyor ama hayatında. Yok. Duramıyor artık. O da gitti. Sizinkiler yüzünden mi? Bu sefer tamamen benim yüzümden. Dönsün istiyor musun peki? Bilmiyorum. Hak etmiyorum. Senin için çok zor olmuştur. Hem bu kaza, hem ayrılık. Ablamı hatırlattı sana değil mi? Onu kaybedişin. Bak ama hala Ceylan hayatta. Hala umut var yani. Bu sefer pek öyle değil. Ablam eğer o kazadan kurtulsaydı, ne söylemek isterdin ona? Sadece özür dilerdim. Amasız, bahanesiz bir özür dilerdim. Sonra onu çok sevdiğimi söylerdim. Onu sevmeyi çok sevdiğimi. Onu sevmenin beni iyi bir insan olmaya zorlayan tek şey olduğunu söylerdim. Ceylan peki? O seni zorlamıyor mu? O vazgeçti artık. Pes etti. Canına tak etti. Çok uğraştı ama benimle. Bir umut ışığı bulmak için çok uğraştı bende. Kusura bakma ya, ben de böyle oturmuşum, sana özel hayatımdan bahsediyorum. Bu hiç doğru olmadı bu, pardon. İyi bir insan olmak için neden hep başkalarına ihtiyacımız var ki? Madem öyle, madem hala hayatta Ceylan, git söyle. Senin için daha iyi bir insan olmak istiyorum de, bilsin. İşe yarar mı bilmem ama madem daha önce pişman oldun peşinden gitmediğini, aynı hatayı yapma bence. Adı ne bunun? Kurşun. Kurşun mu? Direkt mafya koysaymışsın keşke. Kurşun. Hadi gel oğlum. Baban biraz aklını başına toplarken biz de biraz gezelim.